Antik Hero Boys'a hoş geldiniz. Ve şimdi bu havuzun tarihindeki sebep sonucu araştıracağız. Hierapolis Antik Havuzu'nun üzerindeki tarihi araştıralım. Bu havuzun üzerinde birçok teori var. Ama ben sadece üçünü söyleyeceğim. Bir tanesi Mark Antony bu havuzu Cleopatra'ya bir tane hediye olarak vermişti. Ama sonra deprem oldu ve içine taşlar ve kolonlar düştü. Başka bir teori, bu bir havuz değildi ama küçük bir yürüme yeri ya da mini agoraydı. Sonra deprem olduğunda su yolları patladı ve su taştı. Son bir teori var ama o teori benim ve ben size daha söylemeyeceğim. İlk olarak mucize su havuzuydu. Strabon'un yazarına göre bir sürü doğal havuz vardır. Ama siz şanslısınız çünkü Strabon'a götürecek özel bir makinem var benim. Ooo, neredeyiz ya? Merhaba, senin adın ne? Merhaba, benim adım Strabon. Neredeyiz? Harapli. Burada sıcak su kaynakları ve plutonyum bulunur. Bunun her ikisi de olağanüstüdür. Wow. Burada su çok boldur ve kentte bir sürü doğal havuzlar ve hamamlar var. Havuzun içine girebilir miyim? Tabii ki de. Acaba su soğuk mu sıcak mı? Aa, su ılıkmış. Acaba orada ne var? Aa, bir pınarmış. Neden kapattıklarını anladım. Çok derin. Şimdi gördüğünüz gibi suyun altında ve suyun kenarlarında su kaynağının tam yanında çok büyük bina taşları var. Bu demek ki burada çok değerli bir şey korunuyordu. Haydi o ne olduğunu bir bulalım. Bu benim şeyim, bakalım. Bugün de mucize sular bilim tarafından da kanıtlanmıştı. Bugün de su kaynağı o kadar zehirli ki giriş yasak. Wow. Aa bak. Sanki patlıyor mu bu? İçinde gazlar falan var, görüyor musunuz? Bunun başka bir plutonyumdur ya da plutonyum gibi bir şey, zehirli gazı falan vardır bu. Strabon'un yazılarına göre suların içinde kimyasallar vardı. Şehrin etrafındaki su yollarını görüyor musun? Evet. Kaynakların suyu o kadar çabuk donar ve taşlanır ki insanlar bu suyu çukurlara akıtarak yekpare taş çitler yapmaktadır. Gördüğünüz gibi insanlar her zaman bu sulara değer veriyorlardı. Antik ve modern su yolları var. İnsanların içtiği ve hatta içinde yüzdüğü aynı suların kimyasal bir değişime taşlanması garip değil mi? Şifalı suların tanrısı olduğu için Apollon'un tapınağı buradadır. İşte Apollon tapınağı. Bu kimyasal sular çok uzun zamandır varlar.
tanrı. Valla su tanrılarından birisiydi ve şifa tanrılarından biriydi. Bu bir ipucu olmalı. Bu tapınak bilerek bir tane çatlağın üzerinde yapılmış. Bu çatlağa plutonyum denilir. Ve eski Grekler tanrıça Sibel'in ve Apollo'nun tanıştığı yer burası. Öyle inanıyorlar. Plutonyum dijital rekonstrüksiyon. O kim? Strabon. Orası neresi? Oraya plutonyum denilir. Cehenneme giden olağanüstü bir kapıdır. Ne yapıyor? Parmaklığın çevresine yaklaşan herhangi bir kimse için hava zararsızdır. Çünkü sakin havada buhar dışarı çıkmaz. Fakat parmaklıktan içeri geçen herhangi bir hayvan derhal ölür. Oraya sokulan boğalar düşerler ve ölürler. Ben içeriye güvercinler attım. Hemen öldüler. Çok korkunç. Gördüğünüz gibi bence en iyisi hiç kimse girmesin. Ben girmeye çalışacağım şimdi. Hadi gidelim. Nefes almam ya. Çok... Evet arkadaşlar, bulduk işte. Plutonyum ya da cin deli falan diyorlar. Şimdi kapattılar tabii ki. Ama eskiden bunun içinde boğucu bir gaz vardı. Boğucu kriz veren. Ve içindekiler tabii ki ölür girersen ya da canlı bir şey girdiği an ölüyor. Ama eski Grekliğe inandığına göre bir şey söyleyeceğim size. Biraz yaklaşın. Eski Grekliğe inandığına göre özel tanrıça Sibel'in rahipleri bunun içine girip hiç ölmeden çıkıyorlar. Şimdi aslında onların gerçekten yaptıkları içine giriyorlar. Sonra onlar oksijenin nerede olduğunu biliyorsun. Yani bunun altında küçük oksijen yerleri var. Yani girdiğinde onlar nerede olduğunu bildikleri için nefesini tutup, bulup, nefes alıp, sonra yine tutup başka oksijene giderler. Oksijenin olduğu yere. Ama çok büyük oksijen yerleri yok. Bir de onlar çıktığında, ya Strabo bir şey demişti. Onu arayayım bir. Aha, Strabo. Merhaba. İyiyim sen. Aynen, evet. Tabii ki bu cumartesi gideceğiz. Tamam ama şimdi bir şey söyleyecektim de. Buralarda Tanrıça Sibel'in rahipleri vardı ya, girip hiç ölmeden çıktılar ya. Sen gördün onların yüzünü değil mi? Evet. Tamam, sen mesaj aç, ben okurum. Tamam. Tamam o zaman. Tamam, görüşmek üzere. Tamam. Cumartesi. Tamam, görüşmek üzere. Bye. Ve o demiş. Okuyayım bir. Ne demiş? Demiş. Buraya çıkan rahiplerin yüzünden yüzüne baktıklarında sanki boğulma krizi geçirmiş gibi gösteriyordular yüzünde. Herkesi kandırıyorlardı. Müjde su kaynağının tam yanında zehirli gaz plutonyum vardır. İkinci olarak sığ bir havuz olduğunu göstereceğim. Havuzun kenarları ve kolon altları havuzun sığ olduğunu gösteriyor. Kolonlara bir bakın. Patikaların nerede olduğunu gösteriyor. Kaynağı çevreleyen bina bloklarının havuzun sığ olduğunu gösteriyor. Şu su altı inşaat bloklarına bir bakın.
sualtı arkeolojiye hazır mıyız? Hadi girelim. Binanın bir parçası havuzun altına geçiyor. Bu bina duvarın yan parçası sanki böyle yana düşmüş gibi. Sanki birçok taş suyun içinde dışa doğru çıkmış gibiler. Burada da daha çok içten dışa çıkan taşlar var gördüğünüz gibi. Üçüncü olarak sığ havuz taştı. Bugün de su birikintileri yeni havuzlar oluşturur. Okay. Burası bir su kaynağı. Eskiden burası suyla dopluydu. Ve burada insanlar falan otururdu. Nimf. Nimfler burada su tanrıları. Tanrıları derlerdi. Sonra burası suyla dolardı. Ama bugün gördüğünüz gibi bir boru var ve boru suyu buradan dolmasın diye çıkartıyor. Ama hala su var burada gördüğünüz gibi. Nimfium'daki fazla su hala antik havuza doğru gidiyor. Ama unutmayın, plutonyumda havuz vardı. O zaman deprem olduğunda su nereye gitti? Tabii ki de su sığ havuza doğru gitti. Sonuç olarak benim düşüncem bence en iyisi. Burası havuzdu eskiden ama deprem olduğunda havuzun etrafındaki olan taşlar içine düşerdi. Sonra taşmış. Yani burası her zaman havuzdu ve Kleopatra için yapamamıştı. Tarih sırlarla doludur. Hadi siz gidin ve bir tarih kazanın.